Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Tekirdağ'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberiz. Düzova Global İnşaat'a konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Ali Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ali Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, sağ olun, nasılsınız? Teşekkürler efendim, sağ olun, bizler deyiz. Öncelikle efendim bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Size sağ olun, geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun efendim, ne demek, bizim için çok büyük bir keyifti sizler gibi değerli kişilerle kişileri ziyaret etmek. Sizleri tanıyabilir miyiz Ali Bey? Sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Ali Aras ismi, Düzova Global Otomotiv AŞ'nin yönetim kurulu başkanı. Evet. İşte Denizli'de, Uşak'ta, Eskişehir'de, Kuşadası'nda inşaat sektörüyle uğraşıyoruz. Şimdi bölgeye geldik. Bölgede biraz gıda sektörüne de girmeye başladık. İnşaat işinde dediğimiz zaman da her ailenin, her bütçenin bir ev sahibi olmasını istiyoruz. Öncelikle bizim sloganımız o. Her bütçeye bir ev. İşte bu bölgede de potansiyel yönünden Türkiye'nin 22 ilinden daha büyük ekonomiye sahip bu bölge. Çerkezköy, Kapaklı bu taraflar. Bu da bizim ilgimizi çekiyor yatırımcı olarak. İnşallah geldik bu bölgelerde, başladık işte inşaatlarımızda hızlı yavaş yavaş. Yani aslında Tekirdağ da bir küçük İstanbul diyebiliriz artık. Tabii, özellikle tabii. Yatırım açısından. Yani bu konudaki tavsiyeleriniz neler Ali Bey? Şimdi arazi, büyük arazi var. Şimdi İstanbul gibi değil. İstanbul'da artık arazi şeyleri çok yükseldi. Fiyatları çok yükseldi. Tekirdağ'da İstanbul'a 1 saat yakın. Bu bölgede İstanbul'a 45 dakika yakın. Bu da İstanbulluların dikkatini çekiyor. Halkın dikkatini çekiyor. Burada da sanayisi olması, askeriyenin olması, ekonomi olarak yüksek olması. Bu da dikkat çekiyor. Yatırımcıların, iş adamlarının dikkatini çekiyor. Biz de oraya her bütçeye bir ev sahibi diye geldik buralara. Çünkü insanlar hani uzun yıllar bir birikim yapıyorlar. Hani bir ev sahibi olabilmek için çalışıyorlar, çabalıyorlar bir takım şeyler için ama bazen biz de hataya düşüyoruz. Hani şunu düşünüyoruz Ali Bey, uygun fiyat politikası. Hani bizlerin bir ev alırken, yatırım yaparken, arsa alırken, arazi alırken hani hangi kriterlere göz önünde bulundurup bunları yapalım? Şimdi iskansız yere girmemeleri gerekiyor. İskansız yerlere girmemeleri gerekiyor. İşte görmediği bir şeyde almaları da pek hoş olmuyor. Yani maket üstünde değil de aslında canlı olarak. Evet, maket üstünde. Şimdi biz kendimizden bazen kredi de kullandırabiliyoruz. Yani bankalarda mesela biraz daha faizli, Türkiye'de faizler biraz yüksek. Biz o faizleri düşürmek adına dairelerimize yarı peşin, yarı taksitle, kendi elden taksitle biz dairede verebiliyoruz. Yani burada yaptığımız inşaatların işte her 500 dairede 100 dairesini o şekilde yapıyoruz. Kendi düzgün insanlarla çalışıyoruz orada. O şekilde çalışıyoruz ama hizmet sektöründesiniz. Hani önemli bir iş yapıyorsunuz. Yapılabilecek hatalar ciddi sonuçlar doğurabilir. Tabii tabii. Sizin kriterleriniz neler? Mutlaka olmazsa olmazlarınız vardır firmanız adına. Bizim kriterlerimiz, inşaatlarımızı biz azami derecede, yüksek derecede biz iş güvenliğiyle yapıyoruz. Bir. İkincisi biz tüm mimari projelerimiz iki sefer kontrol ediliyor. Onu o şekilde yapıyoruz. Tüm kaliteli ürün, kaliteli malzeme, profesyonel ekip. Bir puzzle parçası gibi değil mi? Yerli yerinde olması lazım. 283 kişilik bir aileyiz şirket olarak. Ciddi bir istihdam sayısı. Tabii 300 kişilik bir aileyiz. Hep profesyonel ekipler. Değil mi? Tabii. Üniversitelerde biz öğrencilerimizi burs verip onları daha sonra kendi yanımıza alıyoruz mimarlarımızı. Ne kadar yani çekirdekten yetiştirme gibi bir şey oluyor. Evet, aslında sizleri işte bu bakış açısını sizleri diğer firmalardan, yarın emek özelliklerinizden bir tanesi ama şunu görebiliyorum Ali Bey. Hani evet çekirdekten yetişmiş bir isimsiniz ama o amatör ruhunuzu kaybetmemişsiniz. Hani evet. Severek, inanarak ilerliyorsunuz. Doğru. İşinizde de. Peki istediğiniz noktada mısınız? Hedeflere ulaşabildiniz mi? Yani yok. Bir gidelim önce 20 sene önce. Buraları hayal ediyor muydunuz? Öncelikle şeyimdir ya. Ben hedeflerim benim ne kadar fazla insan çalıştırırsam, ne kadar istihdam yaparsam hem memleketime faydam olur, hem insanlara faydam olur. Odur yani bizim şeyimiz, niyetimiz odur yani. Ne kadar fazla insan çalıştırırsak. Yani benim şu an 280-300 kişilik ailem, ben 200 kişiyle de yapabilirim aslında. Ama 400'de neden çıkmasın? 500'de neden çıkmasın? İşte bu düşüncelerde olmak gerekir tabii aslında. Bu şekilde oldu mu oluyor yani. Bu şekilde oldu mu? Evet. Kaliteli hizmet, profesyonel ekip gidiyor. Hedef de hiç bitmiyor tabii. Ne yok, insan hayatında ne zevkleri fazla. Hedef bitmez ya. Hedef bitmez. Hedefler her zaman yüksekte. Biz bu yolda başarılar dilerim o zaman Ali Bey. Tamam, buradan son olarak efendim Tekirdağ, tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz? Artık Türkiye'deyiz. Tekirdağ'dayız. Kıbrıs'ta da biz yani inşaatlarımız vardı. Artık Türkiye'de Tekirdağ'dayız. Çerkezköy'deyiz. Çerkezköy halkı görmedi hiçbir şekilde şey yapmasın. Daire satışlarını
Evet. Bizi bulsunlar. Bizi bulsunlar. Bir kere herkesi bu ailelerine davet tabii. edelim efendim. Ekran başındaki şimdi izleyicilerimizi de. Çerkezköy Adliyesi yanı Saraybahçe restoranda da almış bulunmaktayız. Evet, bu sektöre de adım attık. Birazdan evet. röportajımız da gerçekleşecek hatta. Diğer tabii. ustalarımızla da tabii. beraber diyelim. Siz onlarla ben baş başa bakayım. Evet, çok teşekkür ederiz efendim. Teşekkür vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamı sağ diyor. Sağ olun, teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Tekirdağ Çerkezköy'den seslendik ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberdik. Düz Ova Global İnşaat'a konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.